Çanakkale İl Özel İdaresi binasındaki toplantı salonunda İl Genel Meclisi'nin Ocak ayı 4. birleşimi gerçekleştirildi. Necat Önder'in divan başkanlığını yaptığı toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Bazı maddeler oylanarak karara bağlanırken bazı maddeler de görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmişti. 6. gündem maddesi. Çanakkale İl Genel Başkanlığı ilgili yazıyla Çanakkale'nin merkezi içerisinde Çemyemek köyü sınırları içerisinde. İl Genel Meclisi toplantısının gündem dışı konusuysa İl Özel İdaresi'nin sokak hayvanları için hazırladığı projesinin tanıtımı oldu. Morpati Derneği Çanakkale Şubesi'nden katılımında olduğu meclis toplantısında Başkan Necat Önder hazırlanan proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Bizim bu projemizin amacı şu. Çanakkale ilgimiz merkez belediye, ilçe belediye ve belediyemizin mücavir alanı dışında kalan bütün köylerimizde, kırsal alanda, ormanlık alanlarda, çöplük alanlarda, otoyol ve köy yolları kenarlarında mecburen yaşamlarını idame ettiren sahipsiz sokak hayvanlarımızın refahını arttırmak amaçlı bir proje. Dolayısıyla zaten bu projenin adı da zaten kırsal kesimde yaşayan sokak hayvanlarının yaşadıkları alanda mobil sağlık aracıyla yerinde kısırlaştırma projesi. Başkanın bilgilendirmesinin ardından proje hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çanakkale Şubesi'nden Müdür Vekili Ozan Hacı Alioğlu tarafından Sinevizyon eşliğinde ayrıntılı sunum yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarını kontrolsüz problemlerine engellerek hem onların yaşam kalitesini arttırmak hem de halk sağlığı ve güvenliği açısından ileride yaşanabilecek herhangi olumsuz durumlara karşı etkili olacak Çanakkale'de kırsal alanda yaşayan sokak canlılarımız için yaşanmayan bir mobil sağlık hizmet aracının projesini hayata geçirmektedir. Sahipsiz sokak hayvanlarının düğünleri bu mobil sağlık hizmeti sayesinde hem kontrolsüz üremenin önüne geçilecek, hem kayıt altına alınan canlılarımızın popülasyonu belirlenecek, hem de kırsal alanda yaşayan insanlarımızın bizzat yaşadıkları alanda bu hizmet verilerek sahip oldukları canlıların kayıtları ve kontrolleri de yapılarak ileride kontrolsüz üreme nedeniyle birçok yavrunun doğması, akabinde merkezlere bırakılarak kaderlerine terk edilmeleri, salgın hastalık oluşmasının önlenmesi, ki son zamanlarda Kudüs çok konuşuluyor ülkemizde, buradan kayıp verdik, popülasyonun kontrolsüzce artması da önlenecektir. Proje kapsamında ilk etapta Çanakkale'nin 576 köyünde bulunan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı mobil araçla bulundukları yerde kısırlaştırılacak, çip takılarak aşıları yapılacak. Proje bedeli ise tahmini olarak 2 milyon 180 bin lira olarak hesaplandı.